Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen haftalarda bildiğiniz üzere TUS sınavı yapıldı. Biz de 4 Haziran'da yapılacak olan bu sınavına hazırlık olması açısından 2023 Nisan ayında yapılan TUS'ta çıkmış patoloji soru benzerlerini çözeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık olarak 35 soru çözeceğiz. Buraya birkaç tane de geçen hafta kampta yaptığımız kampta anlaşılmayan birkaç soruyu da koymak istedim. Arkadaşların tekrar çözmemizi istediği soruları buraya da koydum. Sizler için de güzel bir tekrar olacağını düşünüyorum. Dilerseniz ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorudan başlamadan önce arkadaşlar size biraz kitabımı tanıtmak istiyorum. 62 sayfalık bir DUS için patoloji kitabı yazdık arkadaşlar. Bunun 26 sayfası temel patoloji, 36 sayfası da oral patoloji kısmından oluşuyor. Bence görsel olarak da çok güzel bir kitap oldu açıkçası. 62 sayfa olması da bence tekrar edilebilirlik açısından çok avantajlı diye düşünüyorum. Kitabımızdan örnek bir sayfa koymak istedim. Dilerseniz dusakademisi.com'da daha fazla örnek sayfaya ulaşabilirsiniz. Orada kitabı inceleyebilirsiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. Granülom oluşmasında etkili olan hücre ve sitokin ikilisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar biz derslerimizde demiştik ki makrofaj bir patojen ile baş edemediği zaman dikkat ederseniz burada baş edemediği patojen tüberküloz. Bunu immün sistemin patronu olan T lenfositi haber verir. İnterleukin 12 ile. T lenfosit yani patron ona interferon gamma cevabı ile der ki git patojenlerin etrafını sar da bari bir yere gidemesinler. Madem öldüremiyorsun git etrafını sar da bari bir yere kaçamasınlar der. Bunu interferon gamma ile söyler. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Makrofaj, interleukin 12 salgılar. T lenfosit ve interferon gamma salgılar. T lenfosit interferon gamma salgılayınca makrofaj bunun üzerine epiteloid makrofaja dönüşür. Epiteloid makrofaj oluşunca patojenlerin etrafı sarılır ve granülom oluşumu sağlanır. Aşağıdaki hücrelerden hangisi granülom yapısında kesinlikle bulunur? Cevabımız epiteloid makrofaj. Bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Granülom oluşumu kronik inflamasyonun bir sonucudur. O halde aşağıdaki hücrelerden hangisi granülom yapısında olması beklenmez? Akut inflamasyon hücresi olan nötrofil. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Aşağıdaki hücrelerden hangisi granülom yapısında kesinlikle bulunur? Epiteloid makrofaj. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin granülom yapısında olması beklenmez? Nötrofil. Akut inflamasyon hücresi olan nötrofilin de kronik inflamasyonun sonucu olan granülomun yapısında bulunması beklenmez. Ama özel bir granülomumuz var. Onun yapısından nötrofil bulunur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kedi tırmanma hastalığında oluşan granülomun yapısında nötrofil bulunur. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Peki sifiliz granülomlarında hangi hücre bulunurdu? Onu da yazalım. Plazma hücresi. O halde tekrar ediyorum. İki tane özel granülomumuz var. İki tane özel hücre barındırıyor. Kedi tırmanında nötrofil bulunurken sifilizde ise plazma hücresi bulunur. Bunları granülom yapısında aslında beklemiyoruz ama bu iki özel durumdaki iki özel hücreyi granülom yapısındaki iki özel hücreyi bilmemiz gerekir. O halde granülom oluşmasında etkili olan hücre ve sitokin ikisi aşağıdakilerden hangisidir? TLP1 ve makrofaj olacak. Şu gitti, bu gitti. Bu gitti, bu da gitti zaten. Interferon gamma ve interleukin 12 salgılarlar. T-Helper 1 interferon gamma salgılar. Makrofaj interleukin 12 salgılar. Her zaman TUS'ta çıktı. TUS'ta da her zaman bekliyoruz. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi inflamasyon aktivasyonu sağlamaz? Açıkçası bu zor bir patoloji sorusuydu. TUS'ta bunun benzeri çıktı. Zaten çıkmış soruların benzerlerini çözüyoruz. Oldukça bir zor bir soruydu. Kitabımızda da yazmıyordu zaten. Ama ben bazen aynısı veya benzerleri de usta çıkabildiği için benzerini çözmek istedim size. Hangisi inflamasyon aktivasyonu sağlamaz? Bakın Robbins'ten aldığım şekilde akut inflamasyonda inflamazom gösterilmiş. Burada inflamazomu aktive edenler olarak bakteriyel ürünler, kristaller, potasyumun dışarı çıkması, bakın görüyorsunuz ve reaktif oksijen radikalleri gösterilmiş. TUS'ta çıkan soruda ise şıklarda ürik asit vardı, ATP vardı, mikrobiyel ürünler vardı, potasyum kaybı yoktu ama o da inflamazomu aktive eder.
Doğacağımız TGF beta olacak bu soruda. Yani inflamozomu aktive edenler ürik asit, ATP, hücreden potasyum kaybı ve mikrobiyal ve reaktif oksijen radikalleri arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bence bir zor bir soru. Ama TUS sorularının aynısı veya benzerliği TUS'lara gelebildiği için benzerini o yüzden sizin için çözmek istedim. Aklınızda tutarsanız sevinirim. Biz inflamozomu daha çok nereden biliyoruz? Hücre ölüm çeşitleri vardı biliyorsunuz. Apoptoz vardı, nekroz vardı. Bir de nekropitolizis ve piropitolizis vardı. Bunlar nispeten daha yeni hücre ölüm çeşitleriydi. Bakın hücre içerisinde mikroorganizmalar nod-like reseptörü aktive etmiş. O da inflamozomu aktive etmiş. Bakın hücre içi mikroorganizmalar yani mikrobiyal ürünler de diyebiliriz. İnflamozomu aktive etmiş. Az önce inflamozomu aktive edenler arasında mikrobiyal ürünleri saymıştık dikkat ederseniz. İnflamozom aktive olunca interleukin 1 ve kaspaz 1 oluşur. Daha sonra da piropitolizis yani hücre ölüm çeşitlerinden piropitolizis gerçekleşmiş olur. İnterleukin 1 hatırlarsanız ateşe sebep olurdu. Kaspaz 1 de burada apoptoza sebep olur ve piropitolizis sağlanmış olur. Hem interleukin 1 hem de kaspaz 1'i nasıl aklımızda tutacaktık? Bunu piro değil de miropitolizis olarak okuyacaktık. Madem piropitolizisi konuştuk bir de nekropitolizisi konuşalım. TNF vardı. TNF gelip reseptörüne bağlanıyordu. RIP1, RIP3 ve MLKN aktif oluyordu. Daha sonra da hücre ölümü gerçekleşiyordu. Ama nekropitolizde bu söylediklerimizden daha önemli olan bir cümle vardı. O da bu. Kaspaz bağımsız programlanmış hücre ölümü. Bakın bu yolakta kaspaz görüyor musunuz? Hayır, kaspaz yok. Kaspaz değil. Bu da kaspaz değil. Bu da kaspaz değil. Yani kaspazlar nekropitolizis ölüm yolağında bulunmaz. O yüzden kaspaz bağımsız programlanmış hücre ölümü hangisidir? Nekropitolizis %100 bilmemiz gerekiyor. Bakın piropitolizide kaspaz var mı? Kaspazlar rol oynuyor mu? Evet, kaspaz bir görüyorsunuz. Ama nekropitolizide kaspaz yok. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. 10 yıldız. Diğer sorumuza geçelim. Ümmün trombositik panik purpura yani ITP hangi aşırı duyarlılık reaksiyonuna örnektir diye sorulmuş. Şimdi aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili duyarlılık reaksiyonları ile ilgili bir tablo yapmıştık. Hangi hastalık hangi aşırı duyarlılık reaksiyonuna giriyor diye size daha önce bunu Instagram'da da paylaşmıştık. Kitabımıza da koymuştuk. İnanılmaz önemli bir tablo olduğunu her zaman söylüyoruz bunu zaten. TUS'ta da çıkmaya devam ediyor. O yüzden bu tabloyu sizler için tekrar edelim. Biliyorsunuz ki 4 tip aşırı duyarlılık reaksiyonu var. 3 antikor aracılı, 1, 2 ve 3 antikor aracılı, 4 ise hücre aracılı. Bu bile soru. Tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda örnek hastalıklar alfabenin birinci harfi olan A harfiyle başlardı. Anafilaksi, alerjiler, mesela alerjik rinit, mesela ilaç alerjisi, mesela gıda alerjisi tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu örnekte. Mesela atopi veya atopik astım veya astım. Bunların hepsi tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu örnekte. Hepsi de alfabenin birinci harfi olan A harfiyle başlıyordu. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tip 2 aşırı duyarlılık reaksiyonları için şifremiz My blood group is Rh pozitif. Yani benim kan grubum Rh pozitif idi. My myasthenia gravis, blood transfüzyon reaksiyonları yani kan transfüzyon reaksiyonları, grup gravis ve Good Pasture sendromu. Buradaki I harfi veya I harfi ümün hemolitik anemi ve ümün trombositopenik purpura. R harfimiz Rh uyumsuzluğu ve akut romatizmal ateş. P'si ise pemphigus vulgaris ve pernisiyoz anemi. Yine bu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tip 2 aşırı duyarlılık reaksiyonu ile ilgili hastalıklar genelde kan hastalıklarıdır. Benim şifrem neydi? My blood group is Rh pozitif. Bakın burada da kan geçiyor. Rh pozitif. Ya Rh pozitif olursun ya Rh negatif değil mi? İki şansın var. İki seçeneğin var. Bu iki seçenek sana tip 2 aşırı duyarlılık reaksiyonlarını hatırlatsın. Kesinlikle yine bilmemiz gerekiyor. Tip 3 aşırı duyarlılık reaksiyonları için şifremiz sharp. Sharp İngilizce ne demek? Keskin demek. Üçü ne yapıyorduk? Şöyle ters çeviriyorduk. Bakın testere gibi oldu. Keskin oldu. S'si serum hastalığı, sistemik lupus eritematozus. H'si Henan-Schönlein purpura. A'sı artus reaksiyonu. R'si reaktif artrit. P'si post-streptokokik glomerulonefrit ve poliarteritis nodoza. Vasküliklerden poliarteritis nodoza. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonları hücre aracılığıydı. Hücre aracılığı diyoruz ama hangi hücre olduğunu da söyleyelim. Lenfosit. Bu bile soru. Bunun için şifremiz neydi? Bir tane kadın vardı.
MR'a girmek istemiyordu. Çünkü MR kapalı bir yerdi. Bu kadını ikna etmek için tam 4 saat uğraşıyorduk. 4 saat. Kadın en son MR için pes diyordu. En son MR'a girmeye karar veriyordu. Daha doğrusu ikna oluyordu. Kadın MR için pes dedi, buradaki şifremiz. Buradaki KVD, kontak dermatit, multiple skleroz, rezil romatoid artrit, enfeksiyonlar, tüberküloz, sifilis, lepra, P'si psoriyazis, D'si diabetes mellitus ama tip 1. Ya bu tablo için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben yıllardır ders anlatıyorum, ders dinliyorum. Açıkçası TUS tarafında bile bu kadar güzel bir tablo yok. Bu tablo bence mükemmel bir tablo. Hem TUS'ta soru geliyor her zaman, hem TUS'ta soru geliyor. Buradan soru çıkmaya da denmeyecek. Bence aşırı duyarlılık reaksiyonlarını ezberlemek hani çok kolay değil ama bu şifreyi de bence çok kolay. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Belki de bu dersimizin en önemli slaydı. Diğer sorumuzda demişiz ki hastalık mutasyon eşleştirmelerinden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle arkadaşlar ben dersi de anlatırken size Marfan ile Ehlers Danlos'un mutasyonunu kesinlikle unutmayın ve birbiriyle karıştırmayın diye söylemiştim. TUS'ta da bunun üzerinden soru sordular. TUS'ta Marfan için fibrilin gen defekti bulundular dediler ama Ehlers Danlos'u yanlış vermişlerdi. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. İkisinden birini yanlış vermişlerdi yani. Marfan'da fibrilin gen mutasyonu bulunurken bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyorken Ehlers Danlos'ta kollajen sentez defekti bulunur. Yani bunun kollajen olduğunu, bunun da fibrilin olduğunu, Marfan'ın fibrilinle ilişkili olduğunu, Ehlers Danlos'un da kollajen ile ilişkili olduğunu kesinlikle bilmemiz gerektiğini dersimizi dinleyenler bilir. Ama burada Ehlers Danlos için Erastin yazmışım. Bu yanlış olacak. Hereditary spherocytosis spektrin, özellikle bunu fizyolojiden de bilirsiniz. Çaydaki Higashi lizozomal transfer proteininde defekt vardı. LYST onun kısaltılmışı. Kronik gramnetöz hastalıklara NADPH oksidaz enzim defekti bulunur. Bu da yine son TUS'ta çıktı. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bu da her zaman TUS'ta beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Diğer soruda metaplazi ile ilgili yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Bir hücre tipinin yerini başka hücre tipine bırakmasıdır. Evet doğru. Metaplazide mesela skvamöz bir hücre kolumlar bir hücreye dönüşürse biz buna ne diyorduk? Kolumlar metaplazi diyorduk. Mesela Barra özefagusunda özefagusta normalde skvamöz epitel bulunur. Özefagusta skvamöz epitel bulunur. Midede kolumlar epitel bulunur. Eğer midedeki kolumlar epitel özefagusa taşınırsa ve araya bir de goblet hücreleri girerse buna Barrett özefagusu adı verilir. Bakın burada özefagus hücrelerinin intestinal epitele dönüştüğü yazıyor. İntestinal veya mide epiteline dönüşüyor. Yani skvamöz hücreler kolumlar hücrelere dönüşüyor. Bakın şu açık renkli hücrelerde bunlar da goblet hücreleri, salgı yapan hücreler. Böylece Barrett özefagusu gerçekleşmiş oluyor. Bu TUS'ta her zaman çıktı. TUS'ta da kesinlikle defalarca çıkacak arkadaşlar. Barrett özefagusunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şıklarımızı okumaya devam edelim. En sık metaplazi tipi skvamöz metaplazi midir? Evet, kesinlikle bunu da bilmemiz gerekiyor. Mezenkimal dokuda gerçekleşmesi beklenmez demiş. Yanlış. Mesela arkadaşlar kaslarımız, kıkırdaklarımız, kemik dokumuz mezenkimal kökenlidir hep. Mesela kasımız hasar alırsa o kasa kalsiyum çöker ve orası kemikleşir. Yani kas aslında kemiğe dönüştüğü için mezenkimal hücrelerde metaplazi gerçekleşmiş olur. Buna da mezenkimal metaplazi adı verilir. Hatta buna myositis ossificans adı verilir. Myositis ossificans kasta kemikleşme görülmesi demektir. Kasa kalsiyum çöküp kemikleşmenin görülmesi demektir. Bu mezenkimal metaplaziye örnektir. Barrett özefagusunu ne kadar iyi bileceksek myositis ossificans'ı da o kadar iyi bileceğiz. Bunu da kesinlikle TUS'ta bekliyoruz. O yüzden mezenkimal dokuda gerçekleşmesi beklenmez ifadesi yanlış. Mezenkimal dokuda da epitelyal dokuda da metaplazi gerçekleşebilir. Barrett özefagus zemininden adenokarsinom gelişir. Doğru. Reversible bir değişikliktir. Bütün hücre adaptasyon mekanizmaları reversible'dır. Metaplazi de reversible'dır tabii ki. Bakın size D şıkkını da açıklamak istiyorum. Normalde özefagusta skvamöz epitel bulunur. Skvamöz epitel salgı yapan bir epitel mi? Hayır, salgı yapmaz. Ama kolumlar epitel salgı yapar mı? Yapar. Salgı yapabilen bir epitel tipidir. Eğer salgı yapamayan skvamöz epitel salgı yapabilen kolumlar epitele dönüşürse arada bir de goblet hücreleri de vardı hatırlarsanız salgı yapan, müsün üreten goblet hücreleri de var Barrett özefagus zemininde. Bu salgı yapan
epitel zemininden gelişen kanser squamöz hücreli kanser değil, adeno kanserdir. Adeno karsinom. Zaten salgı yapan karsinom. Salgı yapabilen hücrelerden gelişen karsinom. Adeno karsinom. Bunu zaten neoplazinin temel derslerinde söylemiştik. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Hücre adaptasyon mekanizmaları yine soru beklediğimiz yerlerden yine TUS'ta çıktı. TUS'ta da kesinlikle çıkacak. Diye birlikte uterus boyutunun artması hem hiperplaziye hem hipertrofiye örnektir. Ama esas olarak hipertrofiye örnektir. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Karaciğerin parsiyel eksizyonu sonucu eski boyutuna geri dönmesi. Karaciğerin yarısını alırsan eski boyutuna geri döner. Buna fizyolojik hiperplazi adı verilir. Kas dokusuna kalsiyum çökmesiyle kemikleşme görülmesi mezenkimel metaplaziye örnektir. Buna myositis ossificans adı verilir. Bunu az önce de söyledim. %100 bilmemiz gerekiyor. Spor ile kas kütlesinin artması fizyolojik hiperplazi demiş. Hayır, fizyolojik hipertrofi. Bunu karıştırmamamız gerekiyor. Tabii ki kaslarımız hipertrofiye uğrayacak spor yaptığımız zaman. Fizyolojik hipertrofiye örnektir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Doğumdan sonra uterusun eski boyutuna dönmesi fizyolojik atrofi örneğidir. Bu da doğru. Aşağıdakilerden hangisinde distrofik kalsifikasyon görülmüş diye bunun benzeri çıktı TUS'ta. Tabii ki kitabımızda bu da yazıyordu. Distrofik kalsifikasyon örneklerini ve metastatik kalsifikasyon örneklerini bileceğiz. Distrofik kalsifikasyonda kan kalsiyumunun normal olduğunu, metastatik kalsifikasyonda da kan kalsiyumunun yüksek olduğunu, kanda kalsiyumun çok yüksek olduğunu, dokulara metastaz yaptığını bu şekilde aklımıza tutacağımızı derslerimizde konuşmuştuk. Distrofik kalsifikasyona örnek hastalıklar ve metastaziye örnek hastalıkları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hangisinde distrofik kalsifikasyon görülür diye sormuşuz. Sarkoidoz, bakın metastatik kalsifikasyon örneği. Nefrokalsinozis ve multiple myelom. Sekonder hiperparatiroidi. İster primer desin, ister sekonder desin. O da metastatik kalsifikasyon örneği. Ama ateroskleroz, tüberküloz granulomları ve diğer yazan hastalıklarımızın hepsi distrofik kalsifikasyona örnektir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız E seçeneği. Bu tarz soruları dediğim gibi DUS'ta da bekliyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Anti-TNF blokörü başlanacak bir hasta için hangi enfeksiyonun riski artar diye sormuşuz. Arkadaşlar ben size ilk soruyu çözerken demiştim ki makrofaj bir patojenle baş edemediği zaman bunu T lenfozite haber verir. Bunu ne ile söylerdi? Interleukin 12 ile söylerdi. T lenfozit de derdi ki madem öldüremiyorsun etrafını çevir. Bunun sitokincesi neydi? Interferon gamma idi. Bir ganglom oluşmasında bakın interleukin 12 etkilidir. Interferon gamma da etkilidir. Ama T lenfozit mesela kendi kendini aktive edebilir. Bunu nasıl yapar? Interleukin 2 ile yapar. İnterleukinler kısmında hangi interleukin ne işe yaradığını konuşmuştuk derslerimizde. Interleukin 2 T lenfozitin kendi kendini aktive etmesini sağlar. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında TNF sistemik etkili bir sitokindir. Ateş yapar mesela. Kemik iliğini etkileyerek kanda lökositlerin artmasını sağlar. Yani granulom oluşmasında sadece interleukin 12 ve interferon gamma etkili diyemeyiz. Interleukin 2 ve TNF alfa da etkilidir. Bir granulomun oluşmasında TNF alfa da etkili olduğu için anti-TNF blokörü başlanacak bir hasta için hangi enfeksiyon riski artar diye sorulduğu zaman burada mesela tüberküloz için bir granulom oluşmuş. Evet, tüberküloz riski artan arkadaşlar. Mutlaka hastada tüberküloz var mı? Onun araştırması yapılır. Bir hastaya anti-TNF blokörü ilaç başlamadan önce hastada uyuyan bir tüberküloz enfeksiyonu olup olmadığı kesinlikle araştırılmalıdır. Bunun benzeri dediğim bir TUS'ta çıktı. Kitabımızda da yazıyordu bu bilgi. Bunun üzerinden yani açıklaması da bu şekilde. Buna da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Bakın bir granulomda bulunması gereken hücreler dev hücreler var. Epiteloid hücreler var. Fibroblastlar, lenfositler, aktive makrofajlar var burada. Ama bu dediğim gibi kronik inflamasyonun bir ürünü olduğu için akut inflamasyon hücresi olan daha doğrusu nötrofilin bu granulomda bulunmasını beklemiyoruz. Peki bir granulomda nötrofil görüyorsak kedi tırma hastalığı aklımıza gelmeliydi. Peki bir granulomda plazma hücresi görüyorsak ona da orada da sifiliz aklımıza gelmeliydi. Bunları da bilmemiz gerekiyor mutlaka. Diğer sorumuza Lynch sendromu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuşuz. DNA mismatch tamir defekti ile seyreder. Evet doğru. Hatta buradaki C ve H harfi mismatch CH ile bitiyordu. Bu şekilde aklımıza tutacaktık.
DNA tam bir defektiyle giden hastalıkları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de Lynch sendromu, hereditar non-polipozis kolorektal kanser, diğer adıyla açılımıyla daha doğrusu. DNA mismatch tam bir defekti sonucu oluşur. Lynch sendromu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Peki bu mismatch tam bir defekti hangi genlerle ilişkidir? Melih Mesih genleriyle ilişkidir. Bunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Melih Mesih genlerinde eğer bir mutasyon varsa DNA'dan mikrosatelit instabilite oluşur. O yüzden tanı için mikrosatelit instabilite araştırılabilir. Bu da doğru bir ifade. Lynch sendromuna sahip kişilerde en sık endometriyum ve kolon kanseri oluşur. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Endometriyum ve kolon kanseri Lynch sendromunda en sık görülen kanserlerdir. Otozomal resesif kalıtları Lynch sendromu yanlış otozomal dominant kalıtıdır. Bütün DNA tamir defekleri otozomal resesif kalıtılır. Kim hariç? Otozomal dominant kalıtılan Lynch sendromu hariç. Hangi DNA tamir defektiyle seyreder? Mismatch. Yani hatalı eşleşme tamir defektiyle seyreder. Mismatch. CH harfi, CH harfi size bu şekilde hatırlatsın. Peki DNA tamir defektiyle giden hastalıklarını hatırlayalım. Şifremiz neydi? Kusura bakma falcıydı. Bir falcı vardı. Size iyi haber vermek istiyordu ama küresine bakıp size iyi haber vermek istiyordu ama sizin DNA tamir defektiniz vardı. Eğer DNA tamir defektin var ise bu küreden iyi haber beklemeyi, cadıdan iyi haber beklemeyi bekleme. Kusura bakma falcı diyorduk. K'sı xeroderma pigmentosum, B'si Bloom sendromu, F'si Fanconi anemisi, A'sı ataksiya telangiektazi, L'si Lynch sendromu. Hepsi otozomal resesif kalıtılır. Kim hariç? Otozomal dominant kalıtılan Lynch sendromu hariç. Diğer sorumuza geçelim. Primer hiperkoagülabilitenin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Arkadaşlar öncelikle tromboza yatkınlık oluşturan bir Virchow triadını size hatırlatmak istiyorum. Endotel hasarı, hiperkoagülabilite ve staz. Endotel hasarını, stazı sırasıyla hepsini açmıştık. Hiperkoagülabiliteyi de konuşmuştuk. Primer en sık sebebi faktör 5 Leyden mutasyonu idi. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hiperkoagülabilitenin en sık sebebi faktör 5 Leyden mutasyonudur. Hemodinami bölümünden eğer DUS'ta bir soru gelirse bu soru gelebilir. Mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Faktör 5 Leyden mutasyonu primer hiperkoagülabilitenin en sık sebebidir. Dediğim gibi 3 yıldız atıyorum. Diğer sorumuza geçelim. Miyokard enfarktüsü sonrası görülen nekroz tipi ve en sık komplikasyonu aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Miyokard enfarktüsünde koagülasyon nekrozu görülürdü. Miyokard enfarktüsü sonrası en sık görülen komplikasyon ise aritmidir arkadaşlar. Bakın aritmi likefaksiyon nekrozu değil koagülasyon nekrozu. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Diğer sorumuza geçelim. Organ nakli reddinde hücresel rejeksiyon düşünülüyorsa biyopside hangi hücrenin hakim olması beklenir diye sormuşuz. Bakın transplantasyon rejeksiyonları tip 2 ve tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonları sonucu gelişebilir. Eğer bir hücresel rejeksiyon var ise yani tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu bu rejeksiyon gerçekleştiyse tip 4'te hangi hücre görev alırdı? Lenfositler kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hücresel bir rejeksiyon varsa lenfositler. Çünkü tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonları lenfositler aracılığıyla gerçekleşir. Dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bir soru DUS'ta da tabii ki gelebilir. Diğer sorumuzda ayrı gen mutasyonu sonucu aşağıdaki hastalıkların hangisi gerçekleşir diye sormuşuz. Otoimmün poliglandiral sendrom tip 1 gelişirdi hatırlarsanız. Bununla ilgili bir toparlama yapmıştık. O toparlamayı söylemeden önce otoimmün poliglandüler sendrom tip 1'de hangi bulguların olduğunu sizinle konuşmak istiyorum. Bakın hipoparatiroidi, kronik mukokutenöz kandidiyazis ve özellikle adrenal yetmezliği bilmemiz gerekiyor. DUS'a bakan yönüyle enamel displazisinin de gerçekleştiğini bilmemiz gerekiyor. Otoimmün poliglandüler sendrom tip 1'de AIREGEN mutasyonu bulunur. Immün sistem kısmında kitabımızda yazıyor. Bakın başka bulgular da var ama şu 3 bulguyu ve NMR displazisini bilmek bizim için yeterli olacaktır. Bunun dışında bir de IPEX sendromu vardı. Immune dysregulation, poliendokrinopati, enteropati ve X-linked yani X'e bağlı kalıtılan demek.
Apex sendromunda hangi genin mutasyonu bulunurdu? Fox P3. Bakın bu üçü ters çeviriyorduk. E diyorduk. P burada da var. X burada da var. Apex, Fox, P3. Harfler çok benzer. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın bunların dışında E şıkkına bakarsak 22Q 11 deletyonu bulunurdu. 22Q. Yanlış yazdım. 22Q 11 deletyonu Diger sendromu. Hiperimmün globulin E sendromunda STAT3 mutasyonu bulunurdu. Diğer adıyla Job sendromu. Hiperimmün globulin M sendromunda CD40L veya CD40 mutasyonu bulunurdu. Nasıldı? Bir B lenfosit, bir de T lenfositimiz vardı. Hatırlarsanız CD40, CD40 B lenfositte bulunurdu. T lenfositi ise CD40L bulunurdu. Normalde B lenfosit plazma hücresine dönüşüp enfeksiyonlarda ilk önce immün globulin M üretirdi. Primer cevabımız immün globulin pentamer yapıdaki immün globulin M'di. CD40L ile CD40 ile CD40L bir araya gelince bu etkileşim gerçekleşince B lenfosit, daha doğrusu plazma hücresi immün globulin A, immün globulin E ve immün globulin G de üretebiliyordu. Eğer bu dönüşüm, bu etkileşim gerçekleşmez ise B lenfosit sürekli immün globulin M üretirdi. Buna da hiper immün globulin M sendromu adı verilirdi. Az önce de konuştuk. Son olarak Apex sendromunda da Fox P3 mutasyonu bulunurdu. Üçü ters çevir E, P. Burada da P var. X, burada da X var. E de dediğim gibi üçü ters çevirdiğin zaman E. Diğer sorumuza geçelim isterseniz. En iyi prognozu malign melanom alt tipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir malign melanomda büyüme paterni çok önemli. Malign melanom radyal büyüyebilir. Yani yanlara doğru büyüme. Bakın bir malign melanom yanlara doğru büyüyebilir. Bir de vertikal büyüyebilir. Önemli olan vertikal büyüyüp büyümemesidir. Yani malign melanomda prognozu belirleyen, daha doğrusu en önemli prognostik faktör malign melanomda tümörün invazyon derinliğidir. Yani vertikal yayılıp yayılmamasıdır. Yani ne kadar vertikal yayıldığıdır. Yani yanlara doğru büyümek çok bir anlam ifade etmiyor. Dikine doğru büyürse malign melanom bu prognozu bu etkiliyor. Ne kadar derine dalarsa malign melanom o kadar kötü prognozu. Mesela malign melanom alt tiplerinden nodüler melanom vertikal büyüme paterni gösterir. Bu yüzden en kötü prognozlu malign melanom alt tipi nodüler melanomdur. Malign melanom tiplerinden lentigo maligna da radyal büyüme paterni gösterir. Radyal. Bu yüzden en iyi prognozu malign melanom alt tipi de lentigo malignadır. Hem en iyi prognozu hem en kötü prognozu bilmemiz gerekiyor. Niye en iyi prognozu? Çünkü radyal büyüme paterni gösterir. Niye en kötü prognozu? Çünkü vertikal büyüme paterni gösterir. Ayrıca malign melanom arkadaşlar hatırlarsanız S100 pozitif bir tümördü. HMB 45'te pozitifte. Skin hatırlarsanız İngilizce deri demek. Malign melanom cildin kanseri. Buradan aklınıza gelsin. Bir de hakiki melanin boyası demiştik. Bunu bu şekilde açmıştık. Malign melanomda HMB 45'in pozitif olduğunu da bu şekilde aklınıza gelsin. Malign melanomla ilişkili genler vardı. BRAF mutasyonu varsa mesela malign melanom gelişiyordu. Bunun dışında P16 mutasyonu varsa yine malign melanom gelişebilirdi. Bu genler de malign melanomla ilişkiliydi. Bir de malign melanomda uyarıcı bulgular biz A, B, C, D ve E diye sıralamıştık. Bir lezyon asimetrik hale geliyorsa ondan korkmamız gerekiyordu. Border, sınır düzensizliği gösteriyorsa ondan korkmamız gerekiyordu. Renk değişikliği, color, yapı değişikliği, renk değişikliği varsa o lezyondan korkmamız gerekiyordu. Çapın artması yani diametrenin artması yine lezyondan korkmamız gerektiren bulgulardandı. Evolution yani lezyonda değişiklik, mesela kaşıntı yokken kaşıntı olması veya ağrı yokken ağrının başlaması malign melanomda dikkat etmemiz gereken klinik uyarıcı bulgulardı. Biz bunları A, B, C, D, E şeklinde sıralamıştık ve tek tek hepsini açıklamıştık arkadaşlar. Malign melanomu da kısaca özetlemek istedim size. Diğer sorumuza geçelim isterseniz. Aşağıdaki kemik tümörlerinden hangisi rank L üretir diye sorulmuş. Bakın şekilde histolojisi gösterilmiş arkadaşlar. Dev hücreli kemik tümörü veya diğer adıyla osteoklastom rank L üretir. Rank L üretebildiği için de denosumab bu tümörün tedavisinde kullanılır. Denosumab. Bu monoklonal antikor hatırlarsanız rank L'ye karşı geliştirilen bir monoklonal antikordur.
Bu yüzden doğru cevabımız C seçeneği osteoklastom. Yine kitabımıza yazan bilgilerden bir tanesi. Bakın dev hücreli kemik tümörü histolojisinde de görüyorsunuz. Multinükleer dev hücreleri görüyorsunuz. Burada, burada. İsterseniz diğer sorumuza geçelim. Hücrede DNA'nın hasar görmesi durumunda P53 aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla hücre döngüsünü durdurur? Hatırlarsanız arkadaşlar neoplazi bölümünde P53, P21'i kullanır. TGF beta P27'yi kullanır demiştik. Ve bu ikisini bilmemiz gerekiyor demiştik. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği P21 olacak. P27 TGF beta bunu kullanır. Bakın burada güzel bir şekil çizmiştik. DNA hasarı olduğu zaman veya Li-Fraumeni sendromunda P53 mutasyonu varsa Li-Fraumeni sendromu gelişiyordu. Veya HPV E6 P53'ü inhibe ediyordu. E7 kimi inhibe ederdi? Retinoblastomu. Bu da her zaman soruydu. Her zaman. Bakın bu üç durumdan biri varsa P53, P21 aracılığıyla sorumuzda da bunu sormuştuk. Siklin dependent kinaz ve siklin bağlantısını birlikteliğini inhibe ediyor. Bakın inhibe ediyor. Bu inhibisyonu sağlayarak hücre bölünmesinin önüne geçerken aynı zamanda anti apoptotik genleri de inhibe ediyor. BCL2 hatırlarsanız ve BCL-xL en önemli anti apoptotik genlerdi. Sen bunları inhibe edersen hücre ölüme gidebilir. Yani apoptoza gidebilir. Bax ve Bak genleri ise apoptotik genlerde hatırlarsanız anti apoptotik genleri inhibe edersen apoptotik genler çalışır. Kas baz aktive olur. Hücre apoptoza gider. Zaten DNA hasarı olmuştur. Li-Fraumeni sendromu veya HPV E6 P53'ü inhibe etmişti. Biz de bu yol hatları çalıştırmaya başlamıştık. Dediğim gibi P53, P21 üzerinden hücre siklusunu durdurur veya anti apoptotik genler olan BCL2 ve BCL-xL'yi inhibe ederse hücre apoptoza gider. Burada etkilerini P53'ün mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü çok önemli bir tümör süpresyon gendir. Hatta en önemlisidir. Bu yüzden mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada CDK inhibitörleri yani siklin dependent kinaz inhibitörleri P53'ün kullandığı P21'i görüyorsunuz. P21. Burada da P21 var. Bakın CDK inhibitörleri yazıyor. TGF beta kimi kullanırdı? P27. Bunlar kimin inhibitörleriymiş? Şu CDK'ların inhibitörleri. Bakın görüyor musunuz? Normalde siklinler ve siklin dependent kinazlar yani CDK'lar hücre bölünmesini teşvik ederler. Ama CDK inhibitörleri ki bunlar da farklı genler çalıştırıyor. Mesela P53 dedik ki P21'i çalıştırıyor. TGF beta dedik ki P27'yi çalıştırıyor. Bunlar da CDK'ları inhibe ederek hücre bölünmesinin önüne geçerler. P21, P27, P57 tüm CDK'ları inhibe edebilirken P15, 16, 18 ve 19 ise CDK 4 ve 6'yı inhibe edebilir. CDK 4 ve 6'yı inhibe edebilir. Bu tarz bir soru gelirse de arkadaşlar açıkçası zor bir soru olur. Bunu da söylemek istedim. P21, P27 ve P57 tüm CDK'ları inhibe edebilirken 15, 16, 18 ve 19 ise CDK 4 ve 6'yı inhibe edebilir. Bu da yine kitabımıza yazan bilgilerden. Dediğim gibi gelirse biraz daha zor bir soru olmuş olur. Ama bilirseniz bu tarz soruları, zor soruları çözerseniz tabii ki bir adım öne geçersiniz. O yüzden bunu da söylemek istedim. Diğer sorumuza geçelim. Hücrede ara filamentleri göstermek için aşağıki yöntemlerden hangisi daha sık kullanılır? Ümmül histokimyasal boyama. İlk dersimizi dinleyenler hatırlar arkadaşlar. Ümmül histokimyasal boyamayı, boyamanın ne demek olduğunu tanımını yapmıştık. Mesela demiştik ki hücre bir epitel hücresi ise burada sitokeratin bulunacaktı. Sitokeratin bulunduğunu nasıl gösteriyorduk? Buna karşı bir antikor geliştiriyorduk sitokeratine karşı. Ucuna da bir ışık yerleştiriyorduk. Anlaşılması açısından öyle söyleyeyim. Eğer antikor gelip yapışıyorsa ve bu ışık görünüyorsa hücrede diyorduk ki bunda sitokeratin var. Demek ki bu epitel hücresi. Mezenkimel hücrelerde ne bulunurdu? Vimentin bulunurdu. Buna karşı bir antikor geliştirdiğimiz zaman ve ucuna da bir ışık yapıştırdığımız zaman antikor gelip buna yapışırsa bu sefer diyorduk ki bu da epitel hücresi değil mezenkim hücresi. Mesela gelip yapışmadı yani mezenkim hücresi değilse yani vimentin yoksa antikor gelip yapışacak bir yer bulamaz. Çünkü biz vimentin için ürettik bu antikoru. Bu sefer de ben anlayacağım ki bu mezenkimel bir hücre değil. Epitelyal bir hücre veya başka bir tip hücre. Bunu
Bu yönteme bu şekilde doku saplama yöntemine immünhistokimyasal boyama yöntemi adı veriliyor ve sıklıkla pratikte kullanılan bir yöntem. Bu TUS'ta bunun benzeri soruldu arkadaşlar. Tanım olarak TUS'ta da bu soru gelebilir. O yüzden 3 yıldız atmak istiyorum. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Oral kanser HPV ilişkili ve HPV ilişkisiz olabilir. Robinson aldığım tabloyu size anlatmak istiyorum. Bakın HPV ilişkili oral kanserde ve HPV ilişkisiz oral kanserde özellikler nelermiş okuyalım. Risk faktörü HPV ilişkili oral seks, HPV ilişkisizliği ise tütün ve alkol. İkisini mutlaka bilmemiz gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer HPV ilişkili ise hasta genellikle genç, HPV ilişkisiz ise genellikle yaşlı. Çok mantıklı bence. Lokasyon orofarenks. HPV ilişkisizliği ise oral kavite. Bence bu da oldukça yine mantıklı. Bulgu primer küçük küçük bir primer lezyon. HPV ilişkisizliği büyük bir primer lezyon olurmuş. Histolojisi ise non keratinize squamous cell karsinom. HPV ilişkisizliği ise keratinize squamous hücreli karsinom. Bu farkı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Histolojide HPV ilişkide non keratinize SCC gelişmesini bekliyoruz. HPV ilişkisizliği ise keratinize SCC gelişmesini bekliyoruz. Dediğim gibi buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. HPV ilişkili oral kanser geliştiği zaman uzak metastaz nadirdir. HPV ilişkisizliği ise uzak metastaz sıktır. Klinik sonuçlar HPV ilişkide hasta zaten daha gençti hatırlarsanız. Klinik sonuçlar daha iyidir. Hasta HPV ilişkisizde hatırlarsanız daha yaşlıydı. Klinik sonuçlar daha kötüdür. Mesela uzak metastaz da daha nadirdir HPV ilişkinde. Uzak metastaz HPV ilişkisizde daha sıktır. Mesela bu da yine kötü özellikler hep HPV ilişkisizde diye hatırlayabilirsiniz bence. Farklı tümör riski bakın düşük yine iyi bir şey. Farklı tümör riski HPV ilişkisizde yüksek. Dediğim gibi genel olarak iyi şeyler HPV ilişkinde, kötü şeyler ise HPV ilişkisizde. Farklı tümör riski yüksek, klinik sonuçlar kötü, uzak metastaz sık. Bu HPV ilişkisiz. Histolojisi keratinize, squamous cell karsinom bulgusu büyük bir primer lezyon, lokasyonu oral kavite, yaş, daha yaşlı insanlarda risk faktörü tütün ve alkol. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. HPV ilişkili ve HPV ilişkisiz oral kanserde farkları bilmemiz gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu tablo Robbins patolojide yer alıyor. Hoca bakıp buradan direkt bir soru hazırlayabilir. Böylece TUS'ta çıkmış BUS ile ilişkili olabilecek soruların benzerlerini çözmüş olduk. Şimdi kampta bizden tekrar çözülmesi beklenilen soruları çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Oral kanserin prognozunu belirlemede dikkate alınan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir diye kampta sormuştuk. Derslerimizde ve kitabımızda demiştik ki oral kanserin prognozunu belirlemede en önemli faktör kanserin evresiydi. Evre de T, N ve M'den oluşurdu. T boyuttu. N lenf nodu metastazıydı. M ise metastazdı. Daha doğrusu uzak metastaz. Bize arkadaşımız demiş ki 232'de E şıkkı da doğru değil mi diye sormuş. Kanserin lenf nodu metastazı prognoz için en önemli midir? Yani TNM'de evet bulunuyor. Ne de bulunuyor ama kanserin evresi TNM'yi kapsıyor. Üçünü de kapsıyor. Yani metastaz olsaydı yani ya da lenf nodu metastazı değil uzak metastaz olsaydı yine E şıkkında doğru olmazdı. Veya sadece T'yi tarifleseydi E şıkkında doğru olmazdı. En önemlisi hem T'yi hem N'yi hem M'yi barındıran kanserin evresidir. Yani E şıkkı tek başına doğru mu? Hayır, doğru değil. Derece de değil, boyut da değil. Yani E doğruysa C de doğru o zaman. Yerleşim yerinde değil. Doğru cevap B seçeneği olacak. Evre TNM, T'si boyut, N'si lenf nodu metastazı, M'si ise uzak metastaz. Bunlardan herhangi birini söylemesi yetmez arkadaşlar. Boyut dese yetmez. Lenf nodu metastazı dese yetmez. Uzak metastaz dese yetmez. Yani şıklarda kanserin evresi yer alıyorsa tabii ki B şıkkını işaretlemeniz gerekir. Diğer sorumuza geçelim. 5 yaşında kız çocuk şaşırık nedeniyle getirilmiş. Yapılan incelemede orbitada yer alan yuvarlak XY hücrelerden oluşan desmin pozitif oynayan bir tümör tespit edilmiş. En olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aşağıdaki arkadaşlar gözde bu şekilde beyaz refle vermeye leukokori deniyor. Bu retinoblastom için tipiktir. Retinanın immatür hücrelerinden gelişir. Retinonun immatür hücrelerinden gelişir retinoblastom. Yani 5 yaşında bir çocukta göz içerisinde tümör mutlaka bize retinoblastomu hatırlatmalı.
Burada arkadaşımız demiş ki 168. soruda resmin pozitifliğinin öneminden bahsetmemizi istemiş. Yani resmin pozitifliğinden mi çözdük bu soruyu? Evet, resmin pozitifliği bizim için bir ipucu. Yuvarlak iyisi hücrelerden oluşması bizim için bir ipucu, ama 5 yaşında bir çocuk göz içerisinde bir kitle leukokori ile bize geldiği zaman, yani resmin pozitifliğini de birleştirdiğimiz zaman, yuvarlak iyisi hücrelerini de birleştirdiğimiz zaman göz içerisinde 5 yaşında bir çocuk gelmiş bize. Evet, bu şekilde retinoblastomu düşünmemiz gerekiyor. Yani bunların hepsi bizim için değerli. 5 yaşında kız olması, küçük yaşta bir kız olması, yani orbita içerisinde olması, tümörün yuvarlak iyisi hücrelerden oluşması, desmin pozitifliği olması da evet bizim için değerli. Ama sadece desmin pozitifliğinden çözmedik bu soruyu. Dediğim gibi bu yuvarlak içerisine aldığım tüm bilgiler bizim için değerliydi. Bir de bu olmak üzere. Dördü çok önemli bizim için. Bu dört bilgiyle retinoblastom cevabına ulaştık açıkçası. Sadece desmin pozitifliğinden değil. Mesela akut lenfoblastik lösemi, ALL, göz içerisinde ne alakası var? Mesela optik glioma, çok göz içerisinde gelişmesini beklediğimiz bir tümör değil. Mesela şu göz olsun, şu da optik trakt olsun. Daha çok buralarda gelişmesini beklediğimiz bir tümör. Bu şekilde lökokori yapmasını çok beklemiyoruz optik gliomanın. Rabdomiosarkom neden göz içerisinde gelişsin? Bunu çok beklemiyoruz. Nöroblastomda yine göz içiyle çok bir alakası yok. Dediğim gibi retinoblastom retinadan aklınıza gelsin. Göz içerisinde gelişen bir tümör olduğu bu şekilde aklınıza gelsin. Retinoblastom bu sorunun doğru cevabı olacak. Sadece desmin pozitifliğinden yapmadık. Şu yuvarlak içerisindeki 4 bilgi bizi doğru cevaba götürdü. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda kanser gelişine yatkınlık yapan çeşitli hastalıklar verilmişti. Hangisinde temel mekanizma DNA onarım defekti değildir? Yine arkadaşlarımızın anlamadığı yerlerden biri olmuş. DNA onarım defektiyle giden hastalıklar 5 tanedir ve şifremiz kusura bakma falcı. Demiştik ki bir tane falcı var. Bize iyi haber vermesini bekliyoruz. Ama bizim DNA tamir defektimiz var. Bir sürü hastalığımız oluşabilir. 5 tane hastalığımız oluşabilir. Bu sebepten bu büyücü bize iyi haber veremez. DNA tamir defekti var ise iyi haber alamazsın. Kusura bakma falcı şeklinde şifremiz vardı. K'sı Xeroderma pigmentosum, B'si Bloom sendromu, F'si Fanconi anemisi, A'sı ataksiya telangiektazi, L'si ise Lynch sendromu arkadaşlar. Bu şekilde aklımıza kalmasını istemiştik. O yüzden bundan A, B, C, D şıkkı DNA onarım defektiyle gider, ama E şıkkı onarım defektiyle gitmez. Bu şekilde bu soruyu çözmüştük. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda çeşitli kanser ilişkin genler verilmiştir. Pankreasın duktal adenokarsinomunda sıklıkla aktive olan gen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Biz demiştik ki pankreas yazalım. Pankreas içerisinde sanki RAS var. Yani RAS mutasyonunda pankreas tümörünün geliştiğini bu şekilde aklımızda tutabiliriz diye söylemiştik. Mesela felaket bir şey oldu. FLT, felaket bir şey oldu. Ne oldu? Çocuk lösemi oldu. Felaket bir şey oldu. Bu şekilde aklımızda tutabiliriz diye söylemiştik. KRAS mutasyonunda pankreas tümörü görülebileceği gibi akciğer ve kolon kanseri de görülür. Ama en meşhuru pankreastır. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. FLT, felaket kötü bir şey oldu. Ne oldu? Lösemi oldu. RET mutasyonunda MEN2 sendromu gelişir. Bunu da bilmemiz gerekiyor. ALK'da ise, ALK gen mutasyonunda ise akciğer kanserinin geliştiğini bilmemiz gerekiyor. Diğer şıklarımızı da açıklamaya çalıştık. Az önceki soruda retinoblastom gen mutasyonu vardı. Çocuklar leukokori vardı hatırlarsanız. Retinoblastom gen mutasyonu sonucu retinoblastoma tümörü oluşur. Göz içerisinde oluşur bu tümör. Bu soruyu da bu şekilde çözmüştük. Diğer sorumuza geçelim. MHC2'nin hangi hücre üzerinde bulunması beklenmez? Demiştik ki MHC1 tüm çekirdekli hücrelerde bulunur. Yani mesela derideki hücremizde bulunur veya karaciğerimizdeki hücremizde, pankreasımızdaki hücrelerimizde, tüm çekirdekli hücrelerimizde bulunur. Eritrositte bulunmaz sadece. Eritrosit de çekirdekli değildi. O yüzden MHC1 burada bulunmuyordu. MHC2 ise profesyonel antijen sunan hücrelerde bulunur. Bakın, profesyonel antijen sunan hücreler dendritik hücreler, makrofajlar ve B lenfositler. Peki MHC2'nin hangisi üzerinde bulunması beklenmez? Profesyonel antijen sunan hücrelerde bulunması beklenir. Diğer hücrelerde bulunması beklenmez. Kupfer hücresi bir makrofajdı. MHC2 buranın üzerinde bulunabilir. Mikrogliya bir makrofajdı. Yine buranın üzerinde bulunabilir. Yine B lenfositi üzerinde bulunabilir dedik zaten. B lenfositi üzerinde bakın bulunabilir dedik. Makrofajlar ve dendritik hücrelerde bulunabilir. Evet, dendritik hücrelerde de MHC2 bulunabilir. Çünkü bunlar profesyonel antijen sunan hücreler. Ama hepatosit karaciğer parenkim hücresine verilen isim.
MHC-1 bulunmasını bekliyoruz ama MHC-2'nin burada ne işi var? Doğru cevabımız E seçeneği olacak. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. P selektin yukarıda verilen hangi hücrelerin yüzeyinde bulunur? Bakın, selektinlerin hangi hücre üzerinde bulunduğunu bir şifreyle aklımızda tutabiliriz. Kitabımızın en güzel yerlerinden biri bence. Bu tablo bence mükemmel bir tablo açıkçası. Şimdi E selektin endotelde bulunur. E harfinden hatırlayın. P selektin plateletlerde yani trombositlerde bulunur. L selektin ise lökositlerde bulunur. İlk harflerden hatırlayabiliriz. Bir tek P selektinin endotel üzerinde de bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu ezberleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Bize soruda P selektini sormuş. Platelet yani trombositlerde ve endotelde bulunur P selektin. Bakın trombositler ve endotelde. Doğru cevabımız 1-3. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi nötrofillerin yuvarlanma basit tutulmasına görev alan reseptördür? Bakın burada bir nötrofil var. Nötrofillerin hareketleri yazıyor. Nötrofil önce damar endoteline yaklaşırdı. Buna marjinasyon adı verilirdi. Daha sonra endotel üzerinde yuvarlanırdı. Endotele basit tutunurdu. Daha sonra endotele sıkı tutunurdu. Yani adeze olurdu. Daha sonra endotelden interstisyuma geçerdi. Bakın damar lümeninden interstisyuma geçerdi. Buna transmigrasyon diğer adıyla diapedez denirdi. Transmigrasyon diğer adı soluluğudusta. Diapedez. Bakın bu P camlar aracılığıyla olurdu. Bakın burada hangi reseptör aracılığıyla olduğu yazıyor. Transmigrasyonda lökositte P cam bulunur. Endotelde ne bulunur? Orada da P cam bulunur. Adezyonda lökositte ne bulunur? Endotelde ne bulunur? Yuvarlanma basit tutulmada lökositte hangi reseptör bulunur? Endotelde hangi reseptör bulunur? Bu tabloda o yazıyor. Çok önemli. Hatta burada kemotaktik ajanların yazdığını kampta söyledik. Bunda aşırı değerli olduğunu yine söylemiştik. Burada bize ne sormuş? Yuvarlanma ve basit tutulmada nötrofillerin üzerinde ne var? Lökositlerin üzerinde yuvarlanma ve basit tutulmada Cl-Leydig X reseptörü var. Burada bu şekilde bu soruyu çözüyoruz. Kemotaktik ajanları nasıl hatırlayacaktık? Kemotaksis bir yerlere gitmek demekse C3A mı olacaktı, C3B mi olacaktı? Arabadan hatırlayacaktık. C3A ve C5A yazacaktık. Daha sonra sanki araya bir lökotriyen B4 koyacaktık. 3, 4, 5. Daha sonra 3 ile 5'i toplayacaktık. İnterlökin 8 diyecektik. Bir de bakteriyel ürünler kemotaksiste görev alır. Bakın nötrofil interstisyuma geçti. Yani hücreler arası boşluğa geçti. Burada kemokinler patojene gitmesine yardımcı oldu. Kemokinler yani kemotaksis yapmasını sağlayan moleküller patojene gitmesine yardımcı oldu. Buna kemotaksis adı veriliyor. C3A, C5A, lökotriyen B4, interleukin 8 ve bakteriyel ürünler kemotaktik ajanlardır. Bu da her zaman soruydu. Dediğim gibi bilmemiz gerekiyor mutlaka kemotaktik ajanları da. Böylece arkadaşlar TUS'ta çıkmış patoloji sorularını çözmüş olduk. Yani TUS'a fayda sağlayacak patoloji sorularını çözmüş olduk. Bir de kampta anlaşılmayan birkaç soru vardı. Arkadaşlarımızın tekrar çözmesini istediği sorular vardı. Onları da çözmüş olduk. Yaklaşık olarak 35 soru çözdük. Umarım TUS'ta istediğiniz yeri kazanırsanız bu videonun da size yardımcı olacağını düşünüyorum. Birkaç tane soru buradan gelebilir. Aynısı veya benzerleri gelebilir. Patoloji çok şükür hani çok zor soruların çıktığı bir branş olmuyor genelde DUS'ta. Ortalama sorular hatta kolay sorular çıkıyor. DUSakademisi.com'da hem kitabımızı hem ders videolarımızı görebilirsiniz. Siteyi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Bence diğer branşlarda da hocalarımız ve kitaplarımız gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden tavsiye ediyorum açıkçası size. Son sözlerim bunlar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.